Düşün, hatırla sen. Playoff yaptılar kaç sene önce? 11 2011'de mi nerede? Kaç? 2011 yılında. 11 yılında. Düşünsene abi. Mehmet Ali Erdiner'in başkanlığı döneminde işte yapılan playoff. Aynen. Yok orada Galatasaray kupa almış diye, anladın mı? Işıkları söndürdüler, lambalar açtılar. Peki neden hiç düşünmedin mi Galatasaray ile Fener arasındaki rekabetin hat safhada olduğunu? Neden başka yerde oynatmadınız? Gittiniz Fenerbahçe stadını oynattınız. Sonrası ne oldu? Taraftarlar birbirine girdi. Anladın, benzin istasyonlarını yaktılar, arabaları yaktılar, ettiler. Var mı böyle bir ya şey kimse ya? Kimse zaten öyle bir playoff beklemiyordu. Tabii. Galatasaray ligdeki ya son maçında Fenerbahçe'ye yenilince kafa kafaya gelindi. O zaman şunu ben söyleyeceğim. Aynı Az Yıldırım ne dedi? Ben olsaydım dedi orada, o kupayı aldırtmazdım dedi. Anladın mı? Aldırtmazdım orada dedi. Peki Fenerbahçe'sinden neden oynandı? Kesinlikle Fenerbahçe orada kazanıyor diye. Kazanacak, ilerleyecekti. Olur mu? Çift. Hadi ya, bırak ya. Çiftlikti o. Çift maçıydı. Öyle deme, gütme. Bir orada Türk Telekom'da Fenerbahçe Galatasaray'ı yendi 2-1. Sonrasında da Galatasaray oraya gitti. Cüneyt Çakır yönettiği maçta berabere bitti. Ve averajda Galatasaray şampiyon oldu. Ama orada abi bak bir söyleyeceğim. Orada aslında her şey normal gidiyor. Nereden nereye geldik de orada toparlayalım. Evet. Bu tarafa geliriz. Şimdi orada bir kere fevkalade bir polis hatası oldu. Yani Fenerbahçe taraftarlarına orada kışkırtan, sokağa döken, yani saldıran bir kere polis oldu. O dönemin polisleri oldu. Zaten o dönemin polisleri de biliyorsunuz daha sonraki soruşturma süreçlerinde birçoğu açığa alındı yani. Olay orada yani, büyük bir... Tabii abi. Haklı sebepler. Yani bunlar da vardı. Değiştirmez. Sonuç bakıyorsun fıs. Fıs abi. Abi bunlar şimdi da orada abi. Polis babacım. Polis şimdi yaptı. Burada polis. Göz yaşartıcı sıktı. Taraftarlar değil. Kulüp yöneticileri de polis abi yaptı. Abi işte halk bak. Halk psikolojisi başka, taraftar psikolojisi. Adam orada gerilmiş. Tabii. Sen polis baskı olarak orada sakin olacaksın. Sen şimdi kalkıp da orada çoluk çocuk üstüne işte şeyler sıkıyorsun. Göz yaşartıcılar sıkıyorsun. Bilmem ne yapıyorsun tabii, falan filan derken o infial büyüdü. Halk birdenbire polis de bu sefer karşı karşıya geldi. Yani o dönemde anlattığın şey aslında senin çok masumane bir olay. Yani orada Galatasaray şampiyon olur. Ha elektrik kesilir, şu olur falan, buradan çıkılırdı. Esas tetikleyen polis oldu orada. Doğru söylüyorsun. Doğru. Evet abi, yoksa iki tarafın böyle bir sıkıntısı olmaz yani. Çok güzel haklı sebepler buluyorsunuz. Tebrik ediyorum. Yok yok, o dönemi gerçekten o tebrik dönemi ediyorum sizi. Sebep bravo. Olarak değil. Bravo. Ben sen peki sen ne istiyorsun abi? Ne olmasını istiyorsun veya nasıl bir futbol dünyası hayal ediyorsun? Hani tamam, hep geçmişten örnekler veriyorsun. Biz şu anda bu geçmiş olayları açmak istemiyoruz. Tek tavsiyem var. Burada ben sana bir şey söyleyeceğim. Tek tavsiyem var. Tek tavsiyem. Teacher'ı unut, biliyorsun değil mi? O şeyde Heysel faciasında. 3 evet. sene ceza verdiler. Hayır dedi. Geldi 3 sene. Hayır dedi. 2 sene daha ceza vermeyecek. 5 sene. Avrupa kupalarına katılamadılar. Ben Premier Lig'i söylüyorum. O seyirciler. Ya inanılır gibi değil ya. İnanılır gibi değil ya. O taraftar nasıl? Yani... Takımlarını yapıyorlar, destekliyorlar, bağırıyorlar, çağırıyorlar hep kendi takımlarına. Yok, birbirine sahada futbolcu sahtekar değil. Bak sahtekar değil, bizde sahtekar dolu. Anladın mı? Çöplük gibi. Türk futbolu çöplük içinde ya. Yazık, günahtır. Bu kadar para harcanıyor. İnsanlar tribünlere geliyor ediyor, evinin rızkından kesiyor, maçlara gidiyor ediyor. Yeter ya.